5 Kasım 2014 Perşembe sabahında Cem TV ekranlarında bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. 96.4 frekansından radyolarından da bizleri dinleyen dinleyicilerimize bir kez daha günaydınlar olsun. Uyan Türkiye'de neler var? Tabii ki günün öne çıkan haberlerini sizlere aktaracağız. Dün geceden bugüne kalan haberler, bugün beklenen gelişmeler ekranlarımızda olacak. Gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberlere bakacağız. Ve tabii ki tarihte bugün neler olmuş hepsine göz atacağız. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor İstanbul Merkez stüdyolarımızda ve Cem TV ekranlarında Uyan Türkiye başlıyor. Ve dün geceden bugüne yansıyan haberlerle başlayalım programımıza. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan dün akşam Cem TV özel yayınına katıldı. Son zamanlarda yaşanan ve Alevi yurttaşlarını yakından ilgilendiren olayları değerlendirdi, analizler yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere geniş yer ayırdı. Temaslarında bizzat eleştirileri dile getirdiğini söyleyen Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın ne yanıt verdiğini de Cem TV ekranlarında anlattı. Önemli gelişmeler var. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan dün akşam Cem TV özel yayınında çok önemli açıklamalar yaptı. Son zamanlarda gündemde ön plana çıkan konuları değerlendirdi. Profesör Doktor İzzettin Doğan konuşmasına temaslarıyla ilgili bilgi vererek başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde neler konuşulduğunu detaylı olarak anlattı. Hatırlanacağı üzere Başbakan Davutoğlu 19 Ekim'de Akil Adamlar heyetiyle bir araya gelmişti. O toplantıya Profesör Doktor İzzettin Doğan da katılmıştı. Orada bendeniz de söz alarak Sayın Başbakan'a bazı eleştiriler yönettim. Dış politikayı duygular üzerine inşa etmeye çalıştınız. Evvela Osmanlıcılık üzerine oynadınız. Eski Osmanlı'yı ihya etmek istiyormuş algısını yarattınız uluslararası toplumda. Ve eski Osmanlı İmparatorluğu üzerinde doğan bütün devletler bugün acaba Türkiye'nin bizim topraklarda gözüm var yeniden Osmanlı'yı ihya etmek istediğine göre diye bir algının oluşmasına sebep oldu bu politika dedim. Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerini bizzat Başbakan Davutoğlu'na söyleyen Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın önemli bir uyarısı da vardı. Profesör Doktor Doğan, Alevi-Sünni ayrımı üzerine dış politika güdüldüğünü, bunun da büyük bir yanlış olduğunu Davutoğlu'na söylediğini belirtti. Dış politikada da Alevi-Sünni ayrımı üzerine bir dış politika gütmeye başladınız ve bu da bizim Sünni olmayan yani Şii dediğiniz hükümet olarak devletlerin ve toplulukların Türkiye'ye karşı o sevgilerini bir tereddüde yer bırakması şeklinde bir sonuçla karşı karşıya kaldı Türkiye. Yani gerek Azerbaycan olsun, gerek İran olsun, gerek Irak olsun, gerek Suriye olsun ki Suriye daha da vahim bir noktada Türkiye adeta Suriye ile ismi konmamış bir savaş sürecini yaşıyor. Ve bütün bunların altında Sünni-Şii ayrımı yatıyor dış politikada ve her gün basında, medyada Suriye konuşulduğu için de oradaki Esad kesimini Alevi diye tanımlıyorsunuz ve bugüne kadar hiç sarf edilmeyen o kelime Alevi-Sünni çatışması Suriye sebebiyle gündeme getirildi ve bu da çok vahim bir hata olarak bana göre Türkiye'de bu hükümet tarafından işlenmiştir maalesef dedim. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın işte bu eleştirilerine Başbakan Davutoğlu da bir yanıt verdi. Kendileri cevaben dediler hocam biz Sünnicilik kelimesini kabul etmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de olmadı. Biz sadece Osmanlı düşüncesini ihya edelim derken bizim amacımız Osmanlı egemenliği altında bulunan topraklarda yaşayan insanların aynı değerlerle hayatlarını sürdürdüklerini ve bizim kardeşliğimizi ima etmek istiyorduk dedi.
Ama ben kendisine bunun böyle algılanmadığını ve algılanmamasının da batılı ülkeler tarafından teşvik edileceğini, onun için siyaseten yanlış bir yolda olunduğunu kendilerine söyledim. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan 3 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği Muharrem Aşı'na katılmıştı. İşte o görüşmede yaşananlar ve konuşulanlara ilişkin de detaylı bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile de yapılan sohbette yine kendilerine bazı, eğer müsaadeleri olursa, bazı eleştiriler yöneteceğimi söylediğimde buyurun hocam dedi ve Profesör Doktor İzzettin Doğan eleştirilerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Alevi-Sünni ayrımı yapıldığına dikkat çekti. Artık Alevilerin talepleri konusunda adım atılması gerektiğini belirtti. Özetle şunu söyledim kendilerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Hala Türkiye'de Alevi-Sünni ayrımının yapıldığını ve bu ayrımın ne yazık ki hükümet tarafından desteklendiğini söyledim. En azından halkın algısı oydu. Bu konuda aradan 12 yıl geçmiş olmasına rağmen AKP iktidarının maalesef Alevi yurttaşların anayasadan doğan haklarını vermekte fevkalade çekimser davrandığını ve bunun Türkiye'nin ilerisi için ve barışının sağlanması için çok elzem olduğunu, eğer Alevi-Sünni ayrışması ortadan kaldırılamazsa, onun gerekleri yerine getirilemezse, Türkiye'yi çok zor günlerin bekleyebileceğini kendilerine açık açık söyledim. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde toplanan vergilerin dağıtımında adaletsiz davranıldığını ve eşitsizlik yapıldığını da söylediğini belirtti. Alevilerin istekleri açısından da yine Sayın Cumhurbaşkanı'na daha önce söylemiş olduklarımı tekrar ettim. Ama bu sefer daha da kalın çizgilerle altını çizerek Alevi-Sünni eşitliği sağlanmadıkça yasalar önündeki eşitliği sadece hukuken değil fiilen sağlanmadığı sürece, yani herkesten vergi toplayıp o vergilerle İnançlara ayrılan paraların tümünün sadece Sünni İslam'ı temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılmasının çok büyük bir ayrımcılık olduğunu ve çok büyük bir hatayı ifade ettiğini, bunun böyle devam edemeyeceğini, etmemesi gerektiğini, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açmış olduğumuz davaların da yakında bitmesini umut ettiğimizi ve Türkiye'nin bu davayı da kaybedeceğini, zorunlu din dersleriyle ilgili davayı kaybettiği gibi bunun da edeceğini, ama Türkiye gibi büyük bir ülkenin, uluslararası planda ağırlığı olan bir ülkenin sürekli olarak insan hakları konusunda mahkumiyet giymesi, hele hele Alevi yurttaşların İslam anlayışlarının hukuk güvencesi altına alınması ve eşit muameleye tabi tutulması gereği gibi evrensel yaklaşımların benimsenmemesinin Türkiye açısından çok tatsız sonuçlar doğurabileceğini ve Türkiye'nin uluslararası plandaki ağırlığını yitirtebileceğini kendilerine ifade ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız yol ve köprülerden, hava meydanlarından Alevi yurttaşlar da istifade ediyor. Binaenaleyh bir ayrımcılık söz konusu değildir. Bütçeden bu paralar tahsis edilirken kimin Alevi, kimin Sünni olduğuna bakılmamaktadır. Hizmetin kendisine bakılmaktadır anlamını taşıyan sözler ettiler. Ama bir gerçek var ki bu sözlerin hiçbirisi Alevilerin beklentilerini karşılamaya yetmiyor. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5-6 milyar dolar veriyorsunuz. Ama diğer toplumun diğer tüm kesimlerine bir tek kuruş dahi vermiyorsunuz. Bu kabul edilemez. Bunu öyle ya da böyle uluslararası mahkemeler huzurunda, Türkiye'nin yetkisini kabul ettiği mahkemeler huzurunda bu davaları kazanacağız. Ama önemli olan
bizim davaları kazanmamız değil, sizlerin hükümet olarak, bu ülkeyi yönetenler olarak barış içinde bir gelişmeyi sağlamanız ve adaletle bu bütçe meselesini ve herkesin kendi payını alıp kendi ihtiyaçlarını görmesi olayını gerçekleştirmeniz gerekiyor dedik. Yani bunların ikisi de kardeştir deyip. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Muharrem Işık'a davet edilmişti. Profesör Doktor İzzettin Doğan işte bu daveti nezaketen kabul etmiş ve Muharrem Işık'a katılmıştı. Ancak bu durum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından haksızca eleştirilmişti. İşte o eleştiriye Profesör Doktor İzzettin Doğan Cem TV'de yanıt verdi. Açıklamalarını şaşkınlıkla izlediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu söylemekten çekindiğini hatırlattı. Profesör Doktor İzzettin Doğan ardından da Kemal Bey bu işlerde yokken 23 yıldır ben bu davanın mücadelesini veriyorum ifadesini kullandı. Hacı Bektaş ilçesinde Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan Cem TV özel yayınında konuştu, değerlendirmeler yaptı, bilgiler verdi. Bunların yanı sıra hakkındaki eleştirilere de değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Muharrem Işık'a katılan Profesör Doktor İzzettin Doğan'a yönelik anlamsız bir tepki göstermişti. Profesör Doktor İzzettin Doğan işte bu konuya değindi. Net mesajlar verdi. Televizyonda da dinledim ve şaşkınlıkla izledim doğrusunu isterseniz. Kendisinin Alevi olduğunu söylemekten çekinen, kusura bakmasın ama korkan bir ana muhalefet partisi lideri bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu Muharrem Işık'a katılmamızı çok ağır kelimelerle eleştiriyordu. Bunu hiç Sayın Kılıçdaroğlu'na yakıştırmadım. Yani söyleyeceği bir şey varsa bir dostluğumuz vardı. Bunu pekala bize söyleyebilirdi. Ama ne ilginçtir ki ne bendenizle ilgili bir diyaloğu vardır ne de bugün karşısında bulunduğunuz Cem TV'nin bir gün dahi gelip programına katılmak lütfunda bulunmamıştır. Neden? Acaba benim Alevi olduğum daha kalın çizgilerle çizilmiş olur mu? Bundan ben nasıl zarar görürüm diye. Şimdi bu niteliklere sahip bir Sayın Genel Başkan'ın, İzzettin Doğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetini kabul etmiş olması, Sayın Başbakan'ın davetini kabul etmiş olmasını, ağır dille eleştirmesini doğrusunu isterseniz kendisine yakıştırmadım ve anlamakta da zorluk çekiyorum. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini işte bu sözlerle dile getirdi. Ardından da yıllardır Alevilerin hakkı için mücadele verdiğini anlattı. Çünkü Kemal Bey bu işlerde yokken 23 yıldır ben bu işin mücadelesini yapıyorum. Yani Türkiye'de barışı ayakta tutmanın, barışın bozulmaması için gerekli gayretin içinde olan birisiyim ve bunun örgütlenmesini, barışı örgütleyen birisiyim. Cem Vakfı denen bir vakıf marifetiyle ve o vakfa gönül veren bu Alevi kesimin %98'iyle. Profesör Doktor İzzettin Doğan siyasi parti liderlerinin konuşurken, değerlendirme yaparken ne söylediklerini farkında olmaları gerektiğini de söyledi. Düşünmeden söylenen sözlerinse nelere yol açacağını yıllar önce yaşananları örnek göstererek anlattı. Bu konularda bir takım değerlendirmelere giderken çok daha dikkatli olmalılar bence siyasi parti liderleri. Cumhuriyet Halk Partisi 1999'da böyle bir tavır içine, daha ağır bir tavır içine girdiği zaman Aleviler de kendilerine tavır aldılar. Ve aldıkları zaman biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bizim bütün sevgimize rağmen meclis dışında kalmıştı. Milletvekillerinin katıldığı bisikletli eylemde yumruklar konuştu. CHP'li ve MHP'li vekillerin destek verdiği servis eyleminde arbede çıktı. Sendika üyeleriyle polisler arasında zaman zaman da yumruklaşmalar yaşandı. Servis eylemlerinde yumruklar konuştu. Türk Bürosan üyeleri Maliye Bakanlığı önünde servis hizmeti eylemi yaptı. Sendika üyeleri yanlarında 70 tane bisiklet getirdi.
Eylem ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de destek verdi. Eylemin nedeni taşra teşkilatında görevli kamu personeline yok denecek düzeyde az servis hizmeti verilmesi. Servis hizmetinin olmadığı yerlerde ulaşım masraflarının da karşılanmadığını söyleyen sendika yetkilileri seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti. Sendika üyeleri pankartlar açtı ve çeşitli sloganlar attı. Grubun getirdiği bisikletlerin bakanlık önüne getirilmesine izin verilmedi. Polis sadece birkaç bisiklete izin verdi. Açıklamanın ardından grup CHP'li Tanal, MHP'li Yeniçeri ile bisikletle meclise gitmek istedi. Grubun önüne barikat kuran Çevik Kuvvet polisleri sendika üyelerine geçişine izin vermeyince arbede çıktı. Bir ara tansiyon düştü, taraflar anlaşmaya çalıştı. Ama daha sonra ortam tekrar gerildi. Yumruklar havada uçuştu. Ortam bir süre sonra yatıştı ama başkentten akıllara geriye bu görüntü kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan TRT'ye tarihi bir ceza geldi sayın seyirciler. 7 program durduruldu. YSK'nın gerekçesi ne mi? İzliyoruz. YSK'dan TRT'ye tarihi ceza geldi. Yüksek Seçim Kurulu daha önce verdiği kararları gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen ve tarafsızlığı ihlal eden TRT'ye tek kalemde 7 program durdurma cezası verdi. TRT Türk Televizyonu 6-8 Ağustos tarihleri arasındaki 3 günlük canlı yayınlarında Erdoğan'ın faaliyetlerine 5 saat 26 dakika 3 saniye yer vermişti. Ancak diğer adaylara hiç yer vermedi. Dosyayı incelerken kanala verilen önceki cezaları da göz önünde bulunduran YSK, TRT Türk'e 6 program durdurma cezası verdi. Ancak kanal cezanın gerekçesini açıklayan bilgi notunu yayınlarken bir bölümünü kesti. Bunun üzerine kurul TRT'ye 7 program durdurma cezası kesti. Son cezalarla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kanala verilen program durdurma cezalarının toplam sayısının 25'e çıktığı öğrenildi. Böylece 45 yıllık yayın tarihinde ilk kez böylesi bir cezayla karşı karşıya kaldı devlet televizyonu. Ve kanal yanlı yayınlarının bedelini belgesel yayınlayarak çekecek. İstanbul Sarayburnu'nda Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ilginç bir eylem yaptı. Tıpkı 2003'te Kuzey Irak'ta Amerikalı askerlerin Türk askerlerin başına çuval geçirmesi gibi bu sefer de TGB'li gençler Amerikalı askerlerin başına çuval geçirdiler. İşte ayrıntılar. Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler. Hem de İstanbul'da. Bu görüntüler bir film sahnesinden değil, hepsi gerçek. Bir Amerika savaş gemisi Karadeniz'deki NATO tatbikatı sırasında 4 gündür İstanbul Sarayburnu'nda demirlemişti. Gemide görevli 3 asker bugün bir şok yaşadı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri o askerlere "Yanke go home" diyerek kırmızı boya attı. Gençler bununla da kalmadı, bir de askerlerin başına çuval geçirdiler. TGB'lilerin işte bu ilginç eylemi akıllara 4 Temmuz 2003'teki Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşananları getirdi. Başlarına çuval geçirilen Türk askerleri 60 saat süresince alıkonularak sorguya çekilmişti. Yankı!
Mültecilerin kaçak yollardan yaptıkları umuda yolculukları daha gidecekleri yere varmadan son buluyor. Onları kaçak yollardan götürenlerse durmak bilmiyor sayın seyirciler. Daha geçen hafta İstanbul Rumeli Feneri açıklarında bir tekne batmış, 26 kişi hayatını kaybetmişti. Bu acı olaydan ders almayan kaçakçılar bu sefer de Muğla'da iş başındaydı. Tam 12 Suriyeli sığınmacıyı Yunanistan'a götürürken tekne battı. Yine aynı görüntüler, yine kaçak yollardan götürülen mülteciler. İşte bu görüntüler 4 Kasım'da çekildi. Onlar umut yolculuğu yapan 12 Suriyeli mülteci. Yunan adasına geçmek üzere Marmaris'ten yola çıktılar. Ancak bindikleri 4 metrelik fiber tekne alabora olup batmaya başladı. Daha sonra sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Denizde boğulmak üzere olan 12 Suriyeli sığınmacı işte böyle kurtarıldı. Yaşanan bu olaydan hiç ders çıkarılmadı. Bugün bir kez daha anlaşıldı. Yine Muğla'dan yola çıkan kaçakçılar son anda yakalandı. İncebur'un mevkiinden tekneyle erken saatlerde denize açıldı kaçakçılar. Devriye görevi yapan sahil güvenlik ekibi onları fark etti. Teknede bulunan 3'ü çocuk ve 6'sı kadın 56 kaçak Bodrum Limanı'na götürüldü. İşlemleri yapılan kaçakçıların ilk ifadelerinde tekne hareket ettikten kısa bir süre sonra kaptanının denize atlayıp yüzerek kaçtığını söylediği öğrenildi. Bu arada çalıntı tekneyle 56 kaçağı denizin ortasında terk eden kaptanı arama çalışmaları devam ederken organizatör olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı. Fatih'te bir şahıs başından vurulmuş halde parktaki bir bankta bulundu. Cinayetin nasıl işlendiği henüz belli değil. Soruşturma başlatıldı. Ancak o parkta ilgi çeken başka bir şey vardı. Bir adam karşısında duran cesede aldırmadan çocuğunu salıncakta salladı. Bu kadar duyarsızlık olur mu demeyin oldu. Fatih'teki çocuk parkında genç bir adam bankın üzerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan polisler olay yerinde silah bulamadı. Ancak boş mermi kovanını ele geçirdi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler şahsın üzerinde kimlik bulamadı. Olay yerinde içki şişelerinin bulunması dikkat çekti. Ancak dikkat çeken başka bir şey daha vardı. Bir baba kız çocuğunu o parkta oynatıyordu. Cesede karşı salıncağa bindiriyordu. Görenler o babanın duyarsızlığına oldukça şaşırdı. Bu arada bir mahalle sakini yaşadığı yerdeki asayiş sorunundan yakındı. Ben az ileride esnafım çarşıda, antikazara çarşısında. Bu tip olaylar buralarda çok oluyor mu? Yani aslında akşamları için tehlikeli oluyor. Zaten bakın şurası okulla park arasında bir yol var ve orada ışık da yok. Defalarca da söyledik hani ışık konsun falan. Biz bile geçerken ürküyoruz akşam çıkışlarında falan yani. Evet, geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir olay ekranlara gelmişti değerli izleyenler. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç kıyıya getiriliyor, ona müdahale ediliyor ve yanında güneşlenen insanlar. Kalp krizi geçiren birisi yine keza kumsaldaydı, yine yanında güneşlenen insanlar vardı. Akıllara şu soruyu getiriyor bu olaylarda, toplum olarak acaba nereye gidiyoruz? Bir şeylere müdahale etmekten korkar noktaya mı geldik? Bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz gerekir. Ve Kağıthane Belediyesi ekipleri İlginç bir mühürleme yaptı dün gece. Kağıthane'deki bir binayı gece yarısı mühürlediler. Bina sakinlerini dışarı çıkardılar. Gerekçe olarak da binanın depreme dayanıksız oluşunu gösterdiler. Vatandaşlarsa bu duruma isyan etti. Zabıtayız biz dedi. Evi boşaltmanız gerekiyor dedi. Dedim nasıl olur, niye? Şey değil dedi. Depreme dayanıklı değilmiş. Akşamüstü belediyeden geldiler. Bir binayı mühürleyip gittiler. Bu ilginç olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Kağıthane Belediyesi ekipleri 4 katlı bir apartmanın hasarlı olduğu gerekçesiyle mühürledi. Üstelik daha önce apartman sakinlerine bu karar tebliğ edilmedi. Ki bina depreme dayanıklı değilmiş, çıkıyorsunuz. Böyle olmaz ki, bize bir uyarı gelmesi gerekiyor. Kim geldi efendim? Bir baştan... Zabıtadan geldiler. Binayı tamamen boşaltan ekipler kimsenin içeri girmesine de izin vermedi. Evlerinden çıkmak istemeyenlerin polis zoruyla çıkartıldığı ileri sürüldü. Çıkmazsanız da polis zoruyla çıkaracağız.
bekledi kapıda. Ben de çocuklar aldım çıktım. Apartman sakinleri akşam vakti sokakta kalmanın şokuyla duruma tepki gösterdi. Bir şekilde saraylar yapılıyor. Kaçak saraylar yapılırken bir tarafta vatandaşın en temel gereksinimi olan konut ve barınma sorunu. Şu an çalıştıramam. İşim var aslında, basamıyorum şimdi. Böyle bir şey var mı ya abi? İnsanlara lang diye bir uyarı gelir, bir şey gelir. Mal sahibini arıyorum. Adam diyor ki ne, böyle bir uyarı gelmedi bize. Yapamazlar diyor yani. Yarın avukatla beraber belediyeye gideceğiz söylüyor. Ama şu anda herhangi bir çözüm de bize kimse yardımcı olmuyor. Herhangi bir inceleme yok değil mi ya? Fizik? Hayır abi, hayır. İnceleme falan hiçbir şey yok. Bir şey yok. Adamlar direkt geliyor. Sizin kapatıyoruz, makineleri kapatın. Çıkıyorsunuz dışarı. Mühürü vuruyorlar, bitiriyorlar işi. Böyle bir şey mi var ya? Apartman sakinleri gidecek yerlerin olmadığını belirterek apartmanın kapısındaki mührü söktü. Binan sakinleri daha sonra evlerine girdi. Sayın seyirciler, depreme dayanıksız binalar boşaltılacaksa, insanlar tahliye edilecekse İstanbul'un vay haline. Çünkü İstanbul'un yarısının sokakta kalması gerekecek herhalde böyle bir durumda. Beşiktaş'ta ufacık bir ihmal faciaya yol açıyordu. Bir sürücü otomobilinin el frenini çekmeden park etti. Park halindeki otomobil apartman boşluğuna düştü. Şans eseri otomobilin düştüğü yerde kimse yoktu. El frenini çekmedi, facianın eşiğine geldi. İlginç kaza Beşiktaş'ta gerçekleşti. El freni çekilmeyen bir otomobil bir süre sonra kendiliğinden kayarak öndeki kaldırım taşını da aşarak apartmanın boşluğuna düştü. Otomobilin düştüğü yerde herhangi bir kişinin olmaması faciayı önledi. Kaza sırasında apartman sakinleri deprem olduğunu zannedip dışarı çıktı. İçinde kimse yok. El frenini çek, şimdi bırakmışlar galiba, çekmeden. Kendi kendine gitmiş. Araç kendi kendine mi uçmuş? Evet, kendisi uçmuş. Park halinde mi? Park halindeydi. Kendi kendine uçmuş. He. Ne olabilir sebebi? Sebebi valla demek ki el frenini çekmeden bırakmış. Gündüz önce, gündüz mü? O şekilde düşmüştür yani. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye geldi. Vinç yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılar vatandaşın parasını gasp etmek için her yolu deniyor değerli izleyenler. Bu sefer de Ankara'da bir ATM'ye düzenek yerleştirdiler. O düzenek bütün kart bilgilerini kayıt altına almaya yarayan bir düzenekti. Ancak okul burslarını almaya gelen gençler bu tuzağı son anda fark ettiler. Dolandırıcıların hedefinde bu kez ATM'ler vardı. Olay Ankara'da bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Dolandırıcılar İşlek Cadde üzerinde bulunan ve öğrencilerin de sık kullandığı bir ATM'yi hedef aldı. ATM'nin kart bölümüne bir düzenek yerleştirmişlerdi. İşte o düzenek kart bilgilerini otomatik olarak kayıt altına alıyordu. ATM'ye burslarını çekmeye gelen bir grup öğrenci düzeneği fark etti. Ellerini düzeneğe attı, düzenek ellerinde kaldı. Böylece dolandırıcıların yöntemi gün yüzüne çıktı. Kredi ve bursların yattığı dönemler ayın 4'ünde, 5'inde başlıyor. 9'una, 10'una kadar devam ediyor. Dolandırıcılar düzenek takmışlar ATM'ye. Bunu fark ettik, saat 8.30 gibiydi. Karta taktık, paramızı çektik. Paramızı çekerken düzeneği fark ettik. Düzenek biraz hareketlendi. Zaten normalden de daha büyük gözüküyor. İhbar üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri düzeneği inceledi ve banka yetkililerini olay yerine çağırdı. Düzeneği teslim alan polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Binbir zorluklarla okumaya çalışan, zaten 3 kuruşta burs alan öğrencilerin paralarına da göz diken dolandırıcılar dileriz en kısa sürede yakalanır. Ve Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Bir otomobil hareket halindeyken bagajından koyun düştü. Sürücünün aracından inip koyunu yakalamaya çalışmasıysa ilginç görüntüler oluşturdu. Burası Bursa'nın İnegöl ilçesi. Kayıt halindeki kamera birazdan sıra dışı bir görüntü kaydedecek. Şimdilik her şey normal görünüyor. Yoldan bir otomobil geçiyor ve bagajından koyun düşüyor. İnanılması güç ama otomobilin bagajından koyun düşüyor. Koyunun düştüğünü fark eden sürücü aracından inip koyunu yakalamaya çalışıyor. Ancak koyun kolay kolay teslim olacak gibi görünmüyor. Koyun hızlıca kaçmaya başlayınca sahibi de koşarak kovalamaya başladı.
Kovalamacanın devamı kayda alınmadı. Ancak koyun sahibinin zaferiyle bittiği bilgisi verildi. Evet, dünden yansıyan haberler böyleydi. Peki gazetelerin ilk sayfalarına bu haberler nasıl yansıyacak? Bunları ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Şimdi hava durumunu alalım. Bakalım sıcak devam eden havalar aynı şekilde devam edecek mi? Artık elimiz kolumuz camlarda bekliyoruz. Yağmur mu gelecek? Havalar soğuyacak mı? Kışa geçişimiz nasıl olacak? Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden meteoroloji uzmanı Gazi Yıldırım telefon attığımızda. Günaydın, iyi sabahlar Sayın Yıldırım. Günaydın, iyi yayınlar efendim. Evet, güzel havalarla devam ediyoruz. Aslında çok da keyifliyiz. Bahar havaları gibi gidiyor havalar. Peki böyle devam edecek mi? Sonrasında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde, özellikle İstanbul, Marmara bölgesi ve yurt genelinde havalar nasıl olacak? Buyurun lütfen. Evet, özellikle yaptığınız tahminlerle Marmara, Ege, Akdeniz ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlar göreceğiz. Yağışlar gece saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı ilçelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz bu yağışların. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlama ve don hadisesi, Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi göreceğiz. Sıcaklık dönemini bir değişiklik mevsim normalinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa, akşam saatlerinde ise il genelinde yağışlar devam edecek. 16 günün en sıcaklığı 18 derece civarında olacak. İzmir'de parçalı çok bulutlu, sabah sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlar devam edecek. 21 derece, Adana az bulutlu açık 28-26 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16 derece. Bolu'da parçalı bulutlu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi göreceğiz. 17 derece. Trabzon'da az bulutlu açık 20 derece. Erzurum'da az bulutlu ve açık sabah saatlerinde buzlama ve don hadisesi ile birlikte yer yer pus ve sis göreceğiz. Son olarak Diyarbakır'da az bulutlu açık, günün en yüksek sıcaklığı 19 derece civarında bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine cuma ve cumartesi günü yağışlarımız özellikle Marmara'da ve Ege'nin iç kesimlerine doğru devam edecek. Yıldırım, pus ve sis gelecek dediniz İstanbul'da. Uyarı gerektirecek kadar önemli bir yoğunlukta mı olacak? Uyarı verdiğimiz sadece Muğla'nın kıyı ilçeleri için kuvvetli bir yağış uyarımız var. Diğerlerde uyarılık bir yağış değil. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size de. Ve şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından tabii ki İstanbul taşı toprağı, altın taşı toprağı, trafik İstanbul'da, trafik durumunu alacağız. Kısa bir ara ardından buradayız. Uyan Türkiye'ye devam ediyoruz. Yol durumunu birazdan aktaracağız. Şimdi günün gelişen haberleri gazetelerin ilk sayfalarına nasıl yansımış göz atalım. Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi vicdanen rahatsızız manşetini kullanıyor bugün. Soma Yırca'da termik santral yapmak için 6000 zeytin ağacını dozerlerle yerle bir etmesiyle kamuoyunun hedefi haline gelen Koli'nin yöneticisi Murat Zekeriya Aydın, Hürriyet'e hukuken haklı olsak da olaydan çok ciddi bir rahatsızlık duyduk dedi. Ayrıntılarda aktarıyor. Danıştay kararı yoktu. Aydın, o ağaçlar gitti, yazık oldu diye düşünüyor musunuz? Vicdanen rahatsız mısınız sorusuna şu yanıtı verdi. Olmaz olur muyuz? Keşke o Danıştay kararı elimizde olsaydı ve bu alanda termik santral yapılamaz denilseydi de o ağaçlar da kesilmemiş olsaydı. Kolin grubu olarak çok ciddi bir rahatsızlık var. Köylüler için de üzüntü duyuyoruz demiş ama keşkeler bir noktadan sonra işe yaramıyor. Yine ilk sayfaya baktığımızda ilk sayfada sürmanşet haberinde kuruş ödemeden tedavi formülü haberini görüyoruz. Sağlıkla ilgili önemli bir haber değerli izleyenler. İlerleyen günlerde de sağlık sektörüyle ilgili konumuz olacak. Konuğumuza bu ayrıntılarını soracağız. Sigortayla ilgili ve özel hastanelerle ilgili bilgileri aktaracak bize. Sigortalı bir vatandaş doğru adreslere giderse cebinden tek kuruş çıkmadan her türlü hastalığının tedavisini yaptırabilir deniliyor. SGK uzmanı Ali Peteğ'in yazısı da
yine sürmanşette veriliyor. Ayrıntılar iç sayfada aktarılmış. Sol köşeye baktığımızda Michel 7'ye katladı haberini görüyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Başkan Obama ve eşine resmi ziyaretlerde verilen hediyelerin değerini açıkladı. First Lady'den en pahalı hediye, buna göre en pahalı hediyeyi First Lady aldı. Brunei Kraliçesi'nden gelen mücevherlerin değeri 70 bin doları aştı denilmiş, ayrıntılar aktarılıyor. İşçiyi korumayana kamu ihalesi yok. Özellikle iş güvenliğinin çok gündemde olduğu şu günlerde. Yine daha birçok vatandaşımız henüz çıkarılmamışken o madenden. Güzel gelişme, keşke bu gelişmeler daha önce olsaydı, en azından bunlara dikkate alınsaydı ve bu ölümler gerçekleşmeseydi diyelim ve haberin ayrıntılarına bakalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu son dönemdeki iş kazaları sonrasında hazırladıkları yeni iş güvenliği paketini açıkladı. İşveren hayat sigortası yaptıracak. Buna göre ölümlü iş kazası olan iş yerlerinde işverenin primi artacak. Kamu ihalelerinden men gündeme gelecek. Rödovanslar üretim zorlaması olmaması için 15 yıldan az süreyle olmayacak. Madenlerde işçinin nerede olduğunu gösteren çip zorunlu olacak. İşveren işçilere hayat sigortası yaptıracak deniliyor. Diliyoruz ki bu kanun yürürlüğe girsin, detaylı bir şekilde oturtulsun ve bütün işverenler bu kurallara uymak zorunda olsun. Belki ölümlerin biraz olsun önüne geçebiliriz böylelikle. Sağ köşeye baktığımızda kirli güçler ahlaksız yöntem başlığını görüyoruz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da az subayın eşiyle birlikteyken öldürülmesini kirli güçlerin ahlaksız yöntemi olarak nitelendirdi. Derinden yaralandıklarını söyleyen Demirtaş, savaşın bile bir hukuku, ahlakı vardır. Onu bile ayaklar altına aldılar demiş. Sniper'a çarşaf haberi ilk sayfada. Hürriyet muhabiri Selçuk Şamioğlu, kurşunların havada uçuştuğu Kürt kenti Kobani'ye girdi. İşte ölüm kentinden izlenimler deniliyor. İç sayfalara baktığımızda Hürriyet'te kaptan kaçtı, asker kurtardı haberini görüyoruz. Kaçakçılardan birinin organizatör olduğu ortaya çıktı. Suriyeli organizatör emniyete götürülürken gülerek poz verdi deniliyor. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 101 borda numaralı botu dün saat 6 sıralarında Gümbet kıyılarında yaklaşık 200 metre uzaklıkta içi insan dolu bir tekne fark etti. Sevda adlı 14 metrelik gulete yanaşan denizciler 3'ü çocuk, 6'sı kadın, 56 Suriyeli kaçak buldu. Kaçaklar 2 gün Bodrum'da ormanlık alanda beklediklerini, Yunanistan'ın İstanköy adasına, yani Kos adasına götürülmek için kişi başı 3'er bin euro alan kaptanın kıyıdan açılır açılmaz denize atlayıp yüzerek kaçtığını anlattılar diyor. İkinci kalbi de öldü, üçüncüyle hayatta haberini aktaralım. Türkiye'nin önde gelen göz uzmanlarından Profesör Doktor Öner Gelişken'e 10 yıl önce kalp nakli yapılmıştı. Bu kalbi de önceki gün ölen Profesör Gelişken için tıp camiası seferber oldu. Organ bekleme sırasında öne alınan Gelişken bir gencin kalbiyle ikinci hayata döndürüldü deniliyor. Hemen yanında konuyla çok bağlantılı bir haber daha var. Muhammed'den acı haber. Dün de vermiştik bu haberi. Türkiye'de kalp nakli olma şansını yakalayamayan doğuştan kalp hastası Muhammed Eren Dönmez, 2 ay önce Almanya'daki Giessen Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü. Alman doktorlar beyin hasarını gerekçe göstererek Muhammed Eren'e nakil ameliyatını yapmak istemedi ve bağış yapıldı ama... Bunun üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'ne getirilen Muhammed Eren'e dün beyin ölümü tanısı konuldu. Acı haberi alan aile çocuklarının organlarını bağışlama kararı verdi. Ancak yapılan tetkiklerde Muhammed Eren'in organlarının zarar gördüğü ve nakil için kullanılamayacağı belirtildi. Kullanılamasa bile birçok insana bence umut oldu Muhammed Eren bebek ve olacak da organ naklinin önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Yine o küçücük bedeni sayesinde ailesine de tekrar sabırlar diliyoruz. Hürriyet gazetesinden Sözcü gazetesine geçeceğiz. Sözcü gazetesine geçmeden önce hemen trafik durumunu alalım. Telefon hattımızda trafik operatörü Murat Kazan Asmaz var. Günaydın, iyi sabahlar Sayın Kazan Asmaz. Merhabalar, günaydın. İstanbul taşı toprağı altın diyoruz. Şimdi biz artık yeni bir söylem geliştirdik arkadaşlarla. Taşı toprağı trafik İstanbul'umuzda şu dakika itibariyle yollar nasıl, sizden alalım bilgileri. Evet, hemen aktarayım. İstanbul günü yoğun başladı ama tabii geride kalan 3 günle kıyaslandığında biraz daha hareketli bir trafik olduğunu söyleyebiliriz İstanbul genelinde. Şu anda şehir trafiğinde özellikle Avrupa yakasında
trafiği etkileyebilecek iki tane trafik kazası var. Bunlardan birisi Basın Ekspres yolunda Güneşli'de iki teli yönünde meydana geldi. Kaza yaklaşık yarım saat önce oldu ve Mahmut Bey'den gelen sürücüleri çok fazla etkilemese de havalimanı Mahmut Bey yönünü kullanan sürücüleri etkilemeye başladı. Bu bölgede trafik yoğunluğu da etkili olmaya devam ediyor. Diğer trafik kazası da Küçükçekmece'de Avcılar yönünde meydana gelmişti. Bu bölgede Küçükçekmece'nin hemen sonrasında oluşan bir kaza vardı ve kazanın etkisiyle yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise köprüleri kullanan sürücülerin işi şu saat itibariyle biraz zor. Saatler 8-17'yi gösteriyor. Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu Çamlıca'nın öncesine kadar yansıdı. Fakat ilerleyen dakikalarda özellikle yarım saatlik süreçte trafik biraz daha hareketlenecek gibi gözükmekte. Zira bu noktada servis sayısı da şu anda ciddi bir azalım yaşanmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu ise Ataşehir ve Ümraniye bağlantılarında etkiliydi. Öncesine baktığımızda şu saat itibariyle Küçük Bakkalköy'de de yoğunluk artışı görmekteyiz. Fakat Ümraniye'ye geçen sürücülerin köprüye doğru daha rahat bir trafiğin içerisinde yol aldığını da söyleyelim. Bu bölgede ilave şeritte kullanıldığı takdirde daha rahat bir geçiş imkanı bulacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücüler. Avrupa Anadolu geçişinde ise köprülerde şu an için kaydedilen ciddi bir yoğunluk yaşanmadı. Sadece Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde şu anda Mecidiyeköy civarında arızalanan bir araç var. Bu arada önümüzdeki günlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde bir çalışma başlayacak. Onun da bilgisini aktaralım. Gece 22 ile sabah 06 saatleri arasında yapılacak bu çalışma. İlk etapta Asya-Avrupa geçişinde yapılıyor bu çalışma. Ve ayın 17'sinde başlayarak Aralık ayının 15'ine kadar devam edecek. Diğer çalışma bu kez ters yönde başlayacak. Aralığın 16'sında başlayacak ve ocağın 30'una kadar devam edecek çalışma. Tekrar edelim, çalışma gece 22 ile 06 saatleri arasında yapılacak ve trafiği etkilemeyen bir zaman dilimine de denk geliyor bu. Sayın Kazan Asmaz, çok teşekkür ediyoruz. Önemli de bir bilgi aktardınız. Hemen bu konuyla ilgili çok enteresan bir mailimiz gelmiş. Yarım saate kadar trafik biraz hafifleyecek diye bir bilgi verdiniz. Yani acil işi olmayanlar servis araçları çekildikten sonra trafiğe çıkarlarsa herhalde trafik biraz daha rahatlamış olacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kazan Asmaz'a. Ve Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi çuvalın intikamı manşetini kullanıyor. Bugün İstanbul'da Amerikalı askerlerin kafasına çuval geçirildi. Tam bankamatikten para çekiyorlardı ki. Ellerinde Türk bayrağı bulunan Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler Amerikalı askerleri Eminönü'ndeki bir bankamatiğin önünde durdurup eylemini yaptı. Amerikan askerlerin neye uğradığını şaşırdı. Yankee go home diye bağırıp çuval geçirdiler. Amerikan askerlerinin direnmesi fayda etmedi. TGB'li gençler kafalarına çuvalları geçirdi. Arbede yaşandı. Amerika Büyükelçiliği ise barışçıl protestolara saygı duyuyoruz ama bu saldırıyı kınıyoruz dedi. Güzel bir cümle. Çünkü devletler arası bir durumdu. Hatırlayacaksınız 2003'te çuval geçirme olayı şahısa döndü burada. O insanların da şu anda durumunu düşünmek istemiyorum. Nasıl bir panik yaşamışlardır, o kadar insan üzerine geliyor, kafasına çuval geçiriyor. Basit bir eylem olduğunu belki düşünemediler, belki çok büyük bir korku yaşadılar. Yine Sözcü Gazetesi bu haberi ilk sayfadan görüyor. 11 yıl önce Kuzey Irak'ta Mehmetçiğin başına çuval geçirerek itibarımızı zedeleyen Amerikan cevabını aldı. Şimdi onlar düşünsün deniliyor. Ayrıntılar aktarılmış. Güneydoğu'da devlet kalmadı, içim kan ağlıyor. Eski Bakan Saadettin Tantan böyle haykırdı deniliyor ilk sayfada. Terörle mücadelenin simge isimlerinden Tantan şöyle konuştu. Güneydoğu'da her şeye PKK hakim olmuş durumda. İçim kan ağlayarak söylüyorum, PKK dağdan il ilçe ve köylere indi, infaz listeleri yaptılar ve devlet izliyor demiş. Maden işçisine çip takılacak. İktidar iş güvenliği paketini açıkladı. Madene yaşam odası yerine madenciye çip takma zorunluluğu getirildi. 16 gün oldu. 16 işçiye hala ulaşılamadı. Ermenek'teki madende su altında kalan işçilerin aileleri de perişan bir durumda deniliyor ilk sayfada. Açılımda restleşme haberini de aktaralım. HDP'liler İmralı'ya gidecek heyeti APO belirler. Onun dışında kimse tayin edemezler diyor. Bu da önümüzdeki günlerde oldukça tartışma yaratacak bir konu. İkinci sayfaya baktığımızda Sözcü Gazetesi'nde AKP il başkanlığına başvurup bana Suriyeli eş bulun dedi. 69 yaşındaki Ali Çolak eş bulmak için İzmir'den Gaziantep'e gitti. Soluğu AKP teşkilatında alan 5 çocuklu Çolak Suriyeli bir kadınla evlenmek istediğini söyledi. Amca evlilik programları var. Oralara gitseydin.
Yani bu da enteresan bir durum Türkiye'den. Hırsız bagajdan çaldığı 185 bin lirayla düğün yaptı haberini aktaralım. İstanbul Beylikdüzü'nde emlakçı YŞ'ye geçtiğimiz 25 Ağustos'ta bir müşterisine sattığı dairenin devir işlemlerini yapmak için tapu müdürlüğüne gitti. Emlakçı işlemin ardından 185 bin lira aldı. Müşterisiyle birlikte kaymakamlık otoparkına giden YŞ para dolu çantayı aracının bagajında bıraktı. Emlakçı araca binmesinin hemen ardından paranın çalındığını da öğrendi ve hırsız bu parayı çalıp düğün yaptığı ortaya çıktı. Benzer suçlardan 22 kez poliste kayda bulunan şüphelinin olaydan 2 hafta sonra düğün yaptığı da ortaya çıktı. İki hırsızlık dosyasından daha aranan Çağlar G suçlamaları kabul etmedi deniliyor. Buradaki esas nokta ise 22 kere daha bu suçlardan yakalanıyor ve 23. yapabilecek şekilde aramızda dolaşıyor. Devam edelim Sözcü Gazetesi'nin ardından Vatan Gazetesi var. Sürece devam manşetini görüyoruz Vatan Gazetesi'nde. Son bir ayda yaşananlar için barış süreci türbülansa girdi denmişti. Fidan Öcalan görüşmesiyle kriz aşıldı. HDP sürece devam dedi. Ve realist yüzleşme ayrıntısı aktarılmış. MİT Müsteşarı Hakan Fidan türbülanstan çıkışta önemli rol oynadı. Öcalan'la yapılan bir dizi görüşme sonucunda sürece dair realist bir yüzleşme gerçekleşti. İmralı'nın eksiklere rağmen süreç devam etmeli yaklaşımı tarafları darboğazdan çıkardı deniliyor. İlk sayfada madencilere çipli takip haberini görüyoruz. Diğer gazetelerde de bu haber vardı. Hayaldi gerçek oldu başlığı var Vatan Gazetesi'nde. İnsanoğlu dünyadan 510 milyon kilometre uzaktaki kuyruklu yıldıza uzay aracı indirdi deniliyor. Bilim adına önemli bir gelişme. Almanya'nın Darmstadt kentinden merkezinden uzay aracına gönderilen komutlar ancak 28 dakika 20 saniyede Rosetta'ya ulaştı. Sondanın indiği bilgisi de yarım saat gecikmeli olarak geldi. 10 yıldır uzayda ve 4.6 milyar yaşında deniliyor. Ayrıntılar aktarılmış. New Yorklu simit 1,5 dolar haberini aktaralım. Kaşarlısı 2,5 dolar. New York 5. caddeye açılan simit sarayı Amerika'da yoğun ilgi gördü. Sadesi 1,5, kaşarlısı 2,5 dolardan satılan simitlerde New York polisi de ilgi gösteriyor. İkinci mağaza Times Square'da açılacak denilmiş. Hemen ardından ikinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada baktığımızda damada düğün günü taciz gözaltısı haberini görüyoruz. Damat Hilmi G. evleneceği gün bir kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı. Damadı karakolun önünde gelinliğiyle bekleyen gelin G. serbest kalınca sevinç gözyaşlarına boğuldu deniliyor. Nasıl bir sevinç gözyaşı? Damat küçük bir kız çocuğuna tacizden gözaltına alınıyor. Çıktığı zaman evet oldu bitti hadi hayatımıza devam edelim. Enteresan bazı olaylarda inanılır gibi değil tepkimizi gösteremiyoruz herhalde. Ve oyuncu çifte saldırmıştı haberini görelim. Kangal'ın sahibine 3,5 yıl istediler. İstanbul Moda sahilinde köpekleriyle yürüyüş yapan oyuncu çift Tolga Güleç ve Yeliz Şar bu sırada yanlarından geçen Ali Ulvi Ceddim'in Kangal köpeğinin saldırısına uğrayınca şikayetçi oldu deniliyor. Ve Kangal'ın saldırısına uğramışlardı. 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı deniliyor. Tekrar hatırlatalım. Hayvan besleyenler olabilir aramızda. Çok güzel bir söz vardır. Kişi nasılsa kendi yetiştirdiği hayvan da öyledir. Yani kötü köpek, saldırgan köpek yoktur. Öyle eğitilmiş köpek vardır. Özellikle bu noktada hayvanları eğitenlere çok önemli görevler düşüyor. Eğer hayvanınız saldırgansa, eğer insanlarla temasta problem yaşıyorsa lütfen ağızlık takın. Çünkü önüne geçilemez saldırılar da olabilir. O yüzden bunu da küçük bir not olarak aktaralım. Yine altında bir haber var. Hırsızlar bakıma muhtaç köpekleri de çaldılar. Ankara Kursaklar'da müstakil evi soyulan Şehnaz 9 adlı kadın hırsızların evdeki bazı elektronik eşyalarla Pekines, Pug, Sosis ve Yorkshire Terrier cinsi 4 köpeğini de çaldığını söyledi. Çalınan köpekleri bakıma muhtaç halde sokakta bulduğunu, uzun zamandır da evinde beslediğini ifade eden kadın, köpeklerimin 3'ü kör, diğeri de çok yaşlı. Yani köpekleri bile satıp herhalde para kazanmayı düşündü hırsızlar. Posta Gazetesi'ne bakalım. Posta Gazetesi'nde ilk sayfada
Posta gazetesi genel anlamda biraz daha ilk sayfada magazinsel haberler var. Üç kalp bir hayat haberi var. Büyük görülmüş, bunu aktaralım. 10 yıl önce kalp nakli oldu. Yeni kalbi geçen hafta durdu. İkinci kez yapılan nakille hayata döndü. Ayrıntıları aktarmıştık. 59 yıllık ömründe üçüncü kalbini taşımaya başlayan Profesör Doktor Öner Gelişkin'in sağlığı iyi deniliyor. Organ nakline bir kez daha dikkat çekelim değerli izleyenler. Çok önemli bir nokta. Ailelerden izin alınır beyin ölümü gerçekleştiğinde, ama onun sonrasında da eğer böyle bir durum yoksa kartlar vardır. Organ bağış nakil kartları. Lütfen, çok zor bir şey değil. Gidelim, söyleyelim. Şifayen söylemek de tabii ki yeterli ailelerimize, ama organ nakli binlerce, yüzlerce hayat kurtaracak. Bir kez daha dikkat çekelim. İlk sayfada bizde memurlar başörtüsü takamaz haberini görüyoruz sağ köşede. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Billy, Fransa laik bir cumhuriyettir ama Fransa'da laiklik din düşmanlığı demek değildir. Türkiye'de laiklik geçmişte çok katı uygulandı. Umarım gelecekte Türkiye çağdaş bir laiklik ortamı yaratabilir. Fransa'da memurlar başörtüsü takamaz, ancak üniversite öğrencileri takabilir diye açıklamada yapmış. İlk sayfada bir magazinsel haber aktaralım. Özge istedi, boşanıyorlar. 22 Nisan 2012'de evlenen Ata Demirer ve Özge Borak boşanma kararı aldı. 3 yılı aşkın süredir devam eden ilişki ve evliliğimiz karşılıklı anlaşarak arkadaşça ve dostane duygularla bitiriyoruz dediler. Özellikle magazinde çok alışığız kısa süreli evliliklere. Devam edelim. İç sayfalara baktığımızda gelini yıkan suçlama haberini görüyoruz. Düğün salonuna gitmeye hazırlanan damadın kapısını polisler çaldı. Biraz önce aktarmıştık haberi. 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunmakla suçlandı. Durumu kuaförde öğrenen gelin sinir krizi geçirdi deniliyor. Biraz önceki haberin enteresan bir şekilde yansımış. Özellikle baktığımızda burada Posta gazetesi de bunu gelin kriz geçirdi diye aktarmış. 91 yaşında yaya geçidinde taksi çarptı. Bir Türkiye fotoğrafı başlığıyla veriliyor bu haber. Ağır yaralanan Hüseyin Ertürk'ün yardımına yoldan geçenler koştu. Burası Bursa Osman Gazi'de Fevzi Çakmak Caddesi, saat 14 civarı. 91 yaşındaki Hüseyin Ertürk yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışıyordu. Murat Yeğen'in kullandığı taksi yaşlı adama hızla çarptı. Hüseyin Ertürk ağır yaralandı deniliyor. Yaya geçitleriyle ilgili bir bilgi aktaralım değerli izleyenler. Dünyanın neresine giderseniz gidin, yaya geçidi adı üzerinde, yaya geçidi. Yaya adımını attığı zaman ışık olsun olmasın duracaksınız, durmanız gerekiyor. Yaya geçmesi gerekiyor. Ama bunu Türkiye'de çok yaşıyoruz. Özellikle yaya geçidinden geçerken bazen sürücülerden el hareketleri bile görüyoruz. Ne yapıyorsun der gibi. Yaya geçidinden geçme hakkının bile öğretilmediği bir ehliyet dağıtma sistemi var Türkiye'de. Biraz sıkılaştı. Bu kuralların daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaya geçitlerinde çocuk bebek arabası taşıyanlar, yaşlılar, biraz daha dikkatli olalım. Ve şu ışıklar yeşil yandığında, hadi yeşil yandı diye ışığı görür görmez hızlanmayalım. Temel kural. Işıkların olduğu yerde yeşil de yansa, kırmızı da yansa lütfen yavaşlayalım. Belki böylelikle biraz daha bu ölümlerin önüne geçeriz. Yine asansör düştü, 6 yaralı haberini aktaralım Posta'dan son olarak. Olay Adana'daki Çukurova'da Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde dün öğlen oldu. Asansör zemin kattan eksi ikinci kata düştü. 7 metreden düşen asansördeki 6 kişi yaralandı. Asansör sabah bozulunca güya tamir edilmiş. İstanbul Mecidiyeköy'de torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait Gökdelen İnşaatı'nda 6 Eylül'de de asansör 32. kattan düşmüş. 10 işçi ölmüştü. Bir kez daha iş güvenliği, bir kez daha biraz daha dikkat diyoruz. Gazetelerin ilk sayfalarındaki haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından biz buradayız. Biraz soluklandık. Yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler ve 96.4 frekansından Cem Radyo'dan bizleri dinleyen dinleyicilerimize de merhabalar diyelim. Mail adresimizi bir kez daha hatırlatalım. Bize internet üzerinden ulaşmak isterseniz eğer uyantürkiye@cemmedia.com,
Mailler gelmeye başlamış. Tekrar söylüyoruz. Eleştirileriniz olabilir. Programa şekil vermek isteyebilirsiniz. Bizimle bunları paylaşabilirsiniz. Yine söylenmiş. Yoldayım. Telefonumdan size mail atıyorum. Teknoloji sağ olsun. Gazete haberleri çok iyi geliyor. İşe gelirken dünyadan, Türkiye'den haberimiz oluyor denilmiş. Yine bir izleyicimiz İzmir'den Alevilerin haklarıyla ilgili gündem oldukça yoğun. Gazetelerin ilk sayfalarında neden çok az görülmüş ya da hiç görülmemiş diyor. Biz gazetelerin ilk sayfalarında okuyoruz sizlere değerli izleyenler. Yoksa yoktur ama Yeni Şafak gazetesi var sırada. Tam da bu mailin üzerine bununla ilgili bir haber var, aktaracağız sizlere. Günaydınlar demişler ekip arkadaşlarıma ve bana, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Sadece Alevilerin değil hepimizin kanalı deniyor Cem TV için. Çok teşekkürler. Çok güzel ayrıntılar gönderilmiş yine. Tekrar hatırlatalım. uyantürkiye@cemmedia.com adresinden bize tüm düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Dediğimiz gibi saygı çerçevesinde her tür görüşü buradan aktaracağız. Çok enteresan bir mail var. Onu da aktaralım size. Aksaray'la ilgili iki mail var. Birinde 1000 oda ne yapılacak gösteriş gibi biraz hakaretamiz, onu okumuyorum, hoş değil, yazılar var. Bir diğerinde ise prestijdir. Hep prestijden bahsederiz. Atatürk'ün prestijli duruşundan, giyiminden, Türkiye'nin görüntüsünden bahsederiz. Bu da Türkiye için iyi değil mi deniliyor. Tartışmalı, bunu da aktaralım. Bu da bir fikirdir. Çok güzel karşıt görüşlerin olması, böyle iki taraflı bu fikirleri aktarmamız oldukça güzel. Devam edeceğiz mailleri okumaya. Yine günün sözü için bekliyoruz değerli izleyenler. uyantürkiye@cemmedia.com adresine günün sözünü gönderebilirsiniz. Ekip arkadaşlarım, rejide çalışma arkadaşlarım günün sözünü seçecek ve gönderen izleyicimizin adını vererek de bugünün sözünü sizlere aktaracağız. Gazetelerle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Tam da biraz önceki mailin üzerine Cem Evi'nin su ve elektriği bütçeden. Evet, sürmanşette görüyor. Cem Evi'nin su ve elektriği bütçeden. Belediyeler imar planında gösterecek. Başbakan Davutoğlu'nun talimatıyla yapılacak düzenlemede Cem Evleri ibadethane olarak nitelenmeden camilerin yararlandığı imkanlardan yararlanacak. Elektrik, su ve diğer giderler Diyanet'in bütçesinden karşılanacak. İmar planlarında Cem Evleri yer alınacak denilmiş. Evet, keşke ibadethane olarak da nitelendirilse, herhalde o günlerde gelir. Dün akşam Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan CNN'de Ahmet Hakan'da tarafsız bölgedeydi. Oldukça güzel bir tartışma programıydı. Kavgaların biraz tansiyon yükseldi ama çok güzel bir gelişmeydi. Yine biraz önce haberlerimizde de aktarmıştık. 23 yıldır bu işin mücadelesini veren Sayın İzzettin Doğan bugün biraz daha keyiflidir. Yavaş yavaş adımlar atılıyor. Yavaş yavaş evet, su ve elektrik yine verilecek Diyanet'ten. İlerideki günlerde de mücadelenin devamında belki ibadethane statüsüne de girecek Cem Evleri. Güzel bir gelişme. Sıfır tolerans manşeti var Yeni Şafak'ta. Davutoğlu çalışma hayatı için devrim niteliğinde olan iş güvenliği paketini açıkladı. Ne iş olsa yaparım dönemi bitiyor. 2.7 milyon çalışan mesleki yeterlilik belgesi alacak. Kusurlu işveren 2 yıl ihalelere giremeyecek. Maden teftişi kamerayla kayda alınacak. Yasa yetmez, zihniyet de değişmeli başlığını kullanmış Yeni Şafak gazetesi. Çok güzel bir adım. Tebrik ediyoruz. Diliyoruz ki Türkiye'de bu yasaya uygun bir şekilde iş yerleri uygulamaya başlasın. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Detayları yine ilerleyen günlerde de takip edip sizlere aktaracağız. İlk sayfaya baktığımızda Latin Amerika'da Müslümanlara mahcubuz haberini görüyoruz. Latin Amerika zirvesine 40 ülkeden 76 dini lider katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Latin Amerika'daki Müslümanlara karşı 5 mahcubiyetimiz olduğunu söyledi. Alturkaları unuttuk deniyor. Çok güzel bir öz eleştiri yapılmış. Ayrıntılar aktarılmış. Kızımı istedim, cenazesini verdiler. Yine ilk sayfada sağ köşede görülüyor. PKK'lı iki kızından birini Hakkari'de, diğeri Kobani'de öldürülen Batmanlı Nafiye Karaer terör örgütü ve HDP'ye isyan etti denilmiş. Halep'ten kaçış haberi ilk sayfada yer alıyor. Kentin altyapısı çöktü. Esed rejiminin sessiz sedasız kuşattığı Halep'te katliam korkusu yeni bir göç dalgasını tetikledi denilmiş. Avrupa
Avrupa Kiev'i sattı. Avrupa Birliği Moskova'nın Ukrayna'ya gaz satışını tekrar başlatan anlaşma sayesinde ihtiyacı olan gaz arzını garantiledi denilmiş. Büyük Birlik Partisi'nden 77 istifa haberini aktaralım. BBP'deki paralel yapı krizi büyüyor. Partiden 77 kişi daha istifa etti. Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok, paralel yapının borazanlığını yapan kripto bir yapı ortaya çıktı demiş. İlk sayfadaki haberler böyle. Yurt Gazetesi'ne bakalım. Havada ihale yolsuzluğu manşeti var Yurt Gazetesi'nde. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri iddianamesiyle 24 kişiye dava, aralarında Genel Müdür Orhan Birdal'ın da bulunduğu 24 kişi hakkında ihale usulsüzlüğünden hapis cezası isteniyor denilmiş. First Lady üşüdü, liderler uzlaştığı sağ köşede görülen haber. Dün de aktarmıştık bunun ayrıntılarını. Çin'de düzenlenen APEC zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin lideri Xi Jinping'in eşi Peng Liyun'a yaptığı centilmen davranış dikkatlerden kaçmamıştı. Peki sonrasında ne oldu bu toplantıda? Dünyada oluşan hava kirliliğinde en yüksek paya sahip olan Çin ve Amerika, sera gaz salımının azaltılması konusunda anlaşma sağladı. En azından toplantı bir işe yaramış. Kitap fuarında Sultan İzdiham'ı, yine kitap fuarını da aktarmıştık sizlere. İstanbul Kitap Fuarı'nın 5. gününe Atilla Dorsay'ın yönettiği söyleşiye katılan Türkan Şoray damga vurdu. Söyleşide bazı ziyaretçiler yer bulamadı. Ne güzel kitap fuarında böyle izdihamlar olsun. Türkiye'de çok özlediğimiz görüntüler. Tiyatro oyunları, biletlerini, salonlar yetmesin, insanlar bir sonraki güne bilet alsın. Sinemalar öyle, keza kültür sanat konusunda bunlar çok keyif verici gelişmeler Türkiye için. Bağdadi öldü mü haberini yine Yurt Gazetesi'nde ilk sayfada görüyoruz. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldüğüne dair çıkan söylentiler örgütün yarın yeni bir halife seçeceği açıklamasının ardından kuvvetlendi denilmiş. Usta gazeteci, yurtseveri kaybettik. Büyüğümüze de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazeteleriyle Anadolu Ajansı'nın temsilciliğini yapan Ali Haydar yurtsever kansere yenik düştü. Yurt Gazetesi'nin ikinci sayfasına bakalım hemen. İkinci sayfadaysa öldüren zayıflama kampı otel oldu haberini görüyoruz. İki tane özel haber var, güzel hazırlanmış, aktaralım. 19 yaşındaki üniversiteli Dila'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği Kuşan Zayıflama Kliniği otel konseptine döndü. Merkezin yeni adı Kuşan Otel oldu denilmiş. Hasta alkışlası rant kıskacında. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ergenekon ve balyoz davalarıyla adından sıkça söz edilen hasta alkışlası için istediği imar izni İBB Meclisi tarafından bir kez daha ertelendi deniliyor. Suriyelileri kişi başı 2000 dolara kaçıracaklardı. Her gün rastlıyoruz neredeyse bu haberlere. Mültecilerin kaçak yollarla Yunanistan'a gitme çabalarında onlarca insan ölüyor. Ayrıntılar Yurt Gazetesi'nde aktarılmış. Taraf Gazetesi'ne bakalım. Taraf Gazetesi gazetecileri aslınlar manşetini kullanıyor bugün. Tarafın ardından Zaman'a da Kılıçdaroğlu'nun dinlettiği yolsuzluk tapelerinin haber yaptığı için dava açıldı. Basın örgütleri isyan etti. Yetmez, gazetecileri artık assınlar. Gazeteci söyleyecek, gazeteci konuşacak. Tarafsızlığını bozmadan eğri ya da doğru, sağ sol hiç fark etmez görüşü gazeteci, gazeteciliğini yapabilsin bu ülkede, temennimiz de bu. Ve zarapgillere vergi affı haberi sürmanşette yer alıyor. Hükümetin çıkardığı vergi ve prim affı sadece 17 Aralık operasyonuyla gündeme gelen Reza Zarrab gibi kişilere yaradı. Yasanın ardından SGK'nın yaptığı ikinci düzenlemeyle binlerce mükellef hayal kırıklığına uğradı. SGK af yasasından yararlanmak isteyen birçok kişinin hesabına el koydu deniliyor. Yine büyük balık küçük balığı yutar durumuna gelinmiş noktada. Muhafız sıkıntısı haberi yine sürmanşette sağ köşede görülüyor. Cumhurbaşkanlığında koruma görevini polise yaptırmak isteyen Erdoğan, bin odalı Aksaray'da muhafız alayına yer ayırtmadı. Yaşanan krizin ardından ek binalardan biri askere tahsis edildi deniliyor. İlk sayfada Uludere ve Sivas'ın hesabını ver haberini görüyoruz. Hükümetin hazırladığı Alevi paketine tepki gösteren CHP sözcüsü Haluk Koç, gündem değiştirmek için tekrar Dersim ağıtları gündeme sokuldu. Sen Dersim'i bırak, gel önce şu Sivas'ın, Uludere'nin hesabını ver dedi. Davutoğlu için stajyer başbakan benzetmesi yapan Koç, öğretmen edasıyla Aleviliği öğretmeye çalışıyor diye konuştu denilmiş. Prestij bile bırakmadılar. Evet, ayrıntılarını aktaralım. Yine spor haberi var.
5 kıtada 2 milyar kişinin izlediği tahmin edilen özel maçta Brezilya'ya 4-0 yenilen Türkiye, Saraçoğlu'ndan boynu bükük ayrıldı. Maç öncesi bu önemli bir prestij diyen Fatih Terim hedefte denilmiş. Fatih Terim'in bir açıklaması da vardı. Çok sık kulübede bu kadar daralmam, ilk defa o kulübede daraldım ifadesini de kullanmıştı. Gemileri derhal çek haberini aktaralım Taraf gazetesinden. Rapor bugün açıklanıyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Kıbrıs açıklamalarında tartışma yaratan doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili raporunu bugün açıklıyor. Ankara'ya sert uyarıların yer aldığı raporda Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sismik araştırma gemilerinin derhal geri çekilmesi isteniyor denilmiş. Taraf gazetesinin iç sayfalarında da önemli iki haber var, aktaralım. NATO-Rus birlikleri Ukrayna'ya girdi. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı General Philip Bredlow, Doğu Ukrayna'ya Rusya yanlısı isyancıların kontrolü ele geçirdiği bölgelere Rus birliklerinin girdiği yönünde açıklama yaptı deniliyor. İspanya'da ikinci dalga haberi de yine Taraf gazetesinde. İspanya'da iki hafta önceki baskınların ardından 13 kentte ikinci bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Bazı yetkililer gözaltına alındı deniliyor. Belediyeye mobbing faturası haberi. Fatih Belediyesi'nin kedi sayma görevi verdiği ödüllü mimar Azat Yalçın mobbing davasını kazandı. Mahkeme Yalçın'ı küçük düşüren belediyeyi 20 bin lira tazminata mahkum etti deniliyor. Son günlerde yine konuşulan konuydu iş yerlerinde mobbing uygulaması. Bununla ilgili de yine enteresan kararın ayrıntıları yer alıyor Taraf gazetesinde. Sabah gazetesi manşette hangi haberi kullanmış? İşçisi ölene ihale yasağı. Başbakan Davutoğlu bizim için bir canın güvenliği milyarlarca dolar gelirden daha önemli diyerek ödül ceza sistemli iş güvenliği reformunu açıkladı diyor. Reformun ayrıntıları da aktarılmış. Ölümlü iş kazasında işveren kusurlu bulunursa alacağı cezaya ek olarak 2 yıl ihalelerden men edilecek. Durdurulan işi başlatan işverene 5 yıl hapis verilecek. Paraya çevrilmeyecek. Bravo diyoruz. Çok güzel kararlar. Bu kararların gerçekten Türkiye'de yürürlüğe girmesini istiyoruz. İşveren üretim zorlaması yapamayacak. Yaparsa işi durdurup sözleşmesini feshedilecek. Kamuda rödovansla iş alan bunu bütünüyle başkasına devredemeyecek. Önemli ayrıntılar. Maden işçileri için çipli sistem. Yeraltı madenleri en az iki yoldan yer üstüne bağlanacak. Olmazsa iş durdurulacak. İşçileri izlemek için çipli sistem kurulacak. Biz de umuyoruz ki bunlar otursun, yasa yürürlüğe girdiğinde bütün işverenler bunlara uysun ve önümüzdeki yıllarda biz maden kazalarında, tehlikeli iş sahalarındaki kazalardaki ölümlerin düşüşünü sizlere haber olarak keyifli bir şekilde aktaralım. Rekabet kurumunda paralel yapı isyanı haberi ilk sayfada. Kurumun içki firmasına verdiği cezayı az bulan üye Metin Arslan'ın şerh oyu deprem yarattı deniliyor. Rekabet kurumunun M içkiye verdiği 41,5 milyon liralık ceza için yetersiz diye karşı oy veren Arslan, paralel yapı kontrolündeki kurumun kararlarının adaleti şüpheli. Kurum kulislerinde son atamalarda paralelcilerin tercih edildiği konuşuluyor denilmiş. Ayrıntılar iç sayfalarda aktarılıyor. Tedavisine evinde devam edilecek. Beyin travması sonucu 8,5 aydır bilinci kapalı olan ve Almanya'da tedavi gören Kenan Işık bu ay Türkiye'ye getirilecek. Işık'ın tedavisine evinde devam edilecek. Biz de şifa diliyoruz kendisine. Radikal Yahudiler yine cami yaktı haberi Sabah gazetesinde ilk sayfada görülüyor. Batı Şeria'da radikal Yahudi yerleşimciler Ramallah'taki El Mugir köyünün camiini ateşe verdi. Caminin duvarlarına Arap karşıtı nefret ifadeleri yazıldı deniliyor. İkinci sayfaya baktığımızda öğretmenin ölümünü çocuklardan sakladılar haberini görüyoruz. İlkokul öğretmeninin trajik ölümünü öğrenen Milli Eğitim Müdürü rehber ekip kurdu. Öğretmenin tayini çıktı denilen çocuklara bir hafta izin verildi. Bravo, ayakta alkışlanacak bir karar. Nihayet ki çocukların psikolojisini düşünen yöntemler, şekiller bulunabiliyor. Hem bir hafta izin veriliyor hem öğretmenin tayini çıktı deniliyor. Çünkü küçücük bir çocuğun aklında öğretmeninin ölüm haberi, ölüm, yaşam, bu kavramların oturması en azından çok küçük oldukları için zor. Çok güzel bir karar verilmiş. Tebrik ediyoruz bu karardan dolayı da yine Milli Eğitim Müdürünü.
Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesi manşette 1000 oda yetmedi başlığını kullanıyor. Erdoğan için Aksaray'ın yanına 7000 metrekarelik residence yapılıyor denilmiş. Residence saraydan cami Sinan'dan kopya. Yapılacak residence'ın maketi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mimarisine örnek alındığı ortaya koyarken bölgede yapılacak caminin de Mimar Sinan'ın eserlerinden kopya edildiği belirtildi denilmiş. Sürmanşete baktığımızda verdiğim karardan ızdırap duyuyorum başlığını görüyoruz. Denizlerin idamını mecliste evet diyen Esat Kıratlıoğlu'ndan geliyor bu açıklama. Denizlerin idamına mecliste evet diyen Esat Kıratlıoğlu büyük ızdırap duyduğunu söyledi. Kıratlıoğlu meclis onayının formaliteden ibaret olduğunu, ihtilalin komutanların deniz ve arkadaşlarını idam etmekte kararlı olduklarını savundu. O gün zamanın ruhuna göre hareket ettiğini söyleyen İsmet Sezgin de bugün olsa oy vermezdim dedi. Aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Ve yine Can Baba'nın dizeleriyle denizi anmak ve en uzun koşuysa Türkiye'de devrim, onun en güzel 100 metresini koştu demenin vesilesidir. Yine Can Baba'nın güzel sözü aktarılmış. Sol köşeye bakalım. Kelepçe kapsama alanı dışında. Enteresan bir haber. Yine bir uygulamada, uygulamanın tam anlamıyla Türkiye'ye adapte edilememesiyle ilgili sanıyorum sıkıntıların aktarıldığı bir haber. Ev hapsinde elektronik kelepçeyle takip edilen zirve katliamı sanıklarından bazen sinyal alınamaması bir skandalı açığa çıkardı. Adalet Bakanı Bozdağ elektrik kesintisi, sinyal gücünün düşmesi, havanın kötü olması gibi durumlarda sinyal alınamadığını açıkladı. Cep telefonu gibi çalışan kelepçelerin kapsama alanı dışında işlevinin kalmadığı ortaya çıktı deniliyor. Yetkililer hala ifade vermedi. Dink cinayeti gerekçeli kararı. Anayasa Mahkemesi Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin adli birimlere yeterince soruşturulmadığı ve rollerinin belirlenmediği vurgulandı deniliyor. Ayrıntılar aktarılıyor. 2.7 milyon kart bilgisi çalındı. Şimdi 96.4 frekansından radyolarından bizleri dinleyen değerli dinleyiciler ve bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, önemli bir bilgi. Özellikle şu günlerde telefonunuzdan sizi arayıp bilgilerinizi soranlar, kart vereceğiz vesaire gibi noktalara çok çok dikkat edelim. Türkiye'de herkesi ilgilendirecek bir haber, bir skandal ortaya çıktı. Kart bilgileri çalındı. Yani kredi kartı bilgileri, özellikle bu aylarda ekstrelerimize dikkat edelim, sorgulayalım, kartlarımıza yaptığımız harcamaları kontrol edelim. Çünkü daha sonrasında çok büyük bir vurgun olabilir. Haberin ayrıntılarını aktaralım. HSBC'nin Türkiye'deki 2.7 milyon müşterisinin kredi kartı bilgileri çalındı. Kredi kartlarının bağlı bulunduğu hesap numaraları, son kullanım tarihleri ve kart sahiplerinin isimleri siber saldırı sonucu internet korsanlarının eline geçti. Sistemlerine yönelik saldırının geçen hafta fark edildiğini açıklayan banka, müşteriler açısından herhangi bir finansal risk bulunmadığını öne sürdü ama biz yine tedbiri elden bırakmayalım. Cumhuriyet gazetesinde iç sayfalara baktığımızda İç sayfada Cem Evine vakıf formülü haberini görüyoruz. Bu haber diğer gazetelerde ilk sayfalarda göremedim. Yeni Şafak ve Cumhuriyet'te ele alınmış. Cem Evine vakıf formülü, Diyanet ibadethane statüsüne sıcak bakmayınca hükümet yeni seçeneklere yöneldi. Bu da bir adımdır. Ayrıntılara bakalım. Her seçim döneminde Alevi açılımı başlatan AKP, genel seçimler öncesinde cem evlerinin statüsü konusunda bir karar verebilirse bazı adımlar atmayı planlıyor. Diyanetin cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi ve Diyanet içinde bir birim oluşturulmasına soğuk yaklaşması nedeniyle ortaya konan formüller içinde kamu yararına dernek statüsü verilecek bir vakıf kurulması, devlet bütçesinden ödenek ayrılması formülü öne çıkıyor. 1500'e yakın Alevi dedesine maaş verilmesi üzerinde duruluyor. Hükümetin 5 yıl önce başlattığı ancak bugüne kadar sonuçlandırılamayan genel seçim öncesi yeniden gündeme getirilen Alevi açılımı konusunda 7 Haziran 2015'te yapılacak seçim sürecinde bazı adımlar atılması bekleniyor. Partinin yaptırdığı anketlere göre Alevi kesiminin yalnızca %12'sinden oy alabilen AKP bazı adımlarla bu kesimden partiye oy çekebileceği hesabını da yapıyor denilmiş. Farklı bir noktadan yaklaşılmış yine cem evlerine vakıf formülü başlığıyla. Ve şimdi Takvim Gazetesi'ne bakıyoruz. Takvim Gazetesi Beyaz Türkler'de domuz paniği haberi var manşette. İstanbul Boğazı'nda yaban domuzun akınına uğradı. Milyonlarca dolarlık yalılarda oturanların uykusu kaçtı. Kimi hizmetçisini nöbete dikti, kimi de rıhtıma dikenli tel çekmek için kolları sıvadı. İstanbul'da bazen oluyor böyle şeyler. Ve silahsız soygun haberi, Osmanlı'ya küfür ede ede saraylardaki tabloları yalılara taşıyan Beyaz Türkler şimdi Ankara'daki saraya karşı çıkıyor denilmiş. Haberin ayrıntıları
Takvim gazetesinde aktarılıyor. Milliyet gazetesine bakacağız son olarak. Tam yol ileri manşetini kullanıyor bugün Milliyet gazetesi. Yalçın Akdoğan, biz 6-8 Ekim olaylarından önceki noktadayız. Eylemsizliğin tüm boyutlarıyla hayata geçmesi temel zemindir. Sonra süreç hızlı ilerler açıklamasında bulunmuştu. Ayrıntılar aktarılıyor. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında Azerbaycan Ermeni helikopterini düşürdü haberini görüyoruz. Azerbaycan Ermenistan Azerbaycan cephe hattında uçan Ermeni ordusuna ait bir savaş helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Yetkililer helikopterin Azerbaycan mevkilerine hücum ettiğini öne sürerken Ermenistan 3 pilotun öldüğünü duyurdu. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli haberi ilk sayfada yer alıyor. Silivri cezaevinde kalp krizi geçirerek 3 yıl önce ölen eski MİT Dış İlişkiler Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu, Ümraniye'deki mezarında anıldı. Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki koğuş arkadaşları Kozinoğlu'nun ölümü mutlaka araştırılmalıdır diyor. Altın ne olur haberini aktaralım yine ilk sayfadan. Çeyrek altın yıl başında 139 lirayken Mart'ta 158 lirayı gördü. Ağustos'ta 150, Kasım'da 134 oldu. Dün de 139'du deniliyor. Altınla ilgili bilgiler aktarılmış. Yabancıya iş hakkı haberi sağ köşede. Yabancı istihdamı yasa tasarısı Suriyeli sığınmacılar ve diğer koruma altındaki yabancılara kısıtlı çalışma hakkı getiriyor. Türkiye'ye gelen öğrenciler de haftada 24 saati geçmemek üzere çalışabilecek. Çalışma izni, ikamet izni yerine de geçecek deniliyor. Bu da güzel bir ilerleme. Son olarak Milliyet gazetesinde yine bir üstadı analım. Önce insandı başlığıyla Ali Haydar Yurtsever'i kaybettik. 16 yıl Milliyet'in Viyana'da ve Doğu Avrupa temsilciliğini üstlenen, dünyanın en sıcak savaş bölgelerinde sayısız manşete imza atan Ali Haydar Yurtsever'i kaybettik. Yurtsever kendini önce insanım sonra gazeteciyim diye tanımlıyordu. Önemli bir cümle, özellikle gazetecilik için önemli bir cümle. Şu anda önce insan denilebilecek noktalar çok az yaşanıyor. Tarihte bugün neler oldu peki değerli izleyenler? Gazetelerin ilk sayfalarında bugün hemen hemen ortak haberler vardı. Farklı haberler de vardı. Gündemin önemli konularından biri tabii ki cemevlerinin belirli bir statüye kavuşması haberi. Organ nakliyle ilgili, organ bağışıyla ilgili hemen hemen her gün konuşmaya çalışıyoruz. Tarihte bugüne bakalım. Tarihte bugün neler olmuş? Ardından programımızı yavaş yavaş kapatacağız. 1906'da Paul Cornu ilk helikopter uçuşunu başardı. Önemli bir gelişme ve 1976'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti. 1994'te ne oldu? Türk ressam Nedim Günsur'un ölümü. Evet, sanat ve sanatçıya değer veriyoruz diyoruz. Yine ajandamız da olacak. Bu hafta neler yapılacak? Onunla ilgili bilgi aktaralım. Bu bilgileri neden veriyoruz tarihte bugün? Özellikle yeni nesil. Yani birçok bizler bazı noktalarda geçmişimizle ilgili işte önemli ressamlarımız, önemli yazarlarımız bunları bir noktada toparlayabiliyoruz. Ama özellikle şimdi biraz daha sanat, sanatçı onları unutturmamak adına ölüm ve doğum günlerini anıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Belki bizi dinleyen veya izleyen birisi merak edip kimdir dediğinde araştırır ve böylelikle onları da unutmamış oluruz. 2007'de ne oldu? 2007'de Shimon Peres ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı. Evet, ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu değerli izleyenler. Hemen hatırlatalım. Bugün mail adresimizi verelim önce size. uyantürkiye@cemmedya.com adresinde. Bu adrese bize günün sözünü gönderiyorsunuz. Müthiş güzel sözler var. Eleştirileriniz de var. Evet, eleştirileriniz de var, güzel dilekleriniz de var, çok güzel diyen var, gazeteleri daha detaylı aktarın diyenler var. Yine bize bugün günün sözünü gönderen izleyicimizden bir tanesini rejide arkadaşlarım seçecek ve ben size bu sözü aktaracağım değerli izleyenler. Ve şimdi günün sözü kimden gelmiş? İstanbul'dan bizi izleyen Meltem Karakaş göndermiş günün sözünü. Arkadaşlarımla biz bu sözü seçtik. Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez. Evet, Helen Keller, Amerikalı pedagog ve aktivist yazar. Bir kez daha bu sözü hatırlatalım. Çok güzel, kısa bir söz ama çok anlamlı bir söz. Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez. Gölge görmeyeceğimiz nice günler olsun diyoruz. Şimdi kısaca ajandaya göz atalım. Ajandanın ardından programı kapatmak için tekrar burada olacağız.
Evet, çok keyifli aktiviteler var bu haftada. Eğer fırsat olursa yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Keyifle tiyatroya, sinemaya gidebilirsiniz. Ben tiyatroda özellikle Adolf'u tavsiye ediyorum. Güzel bir tiyatro oyunu. Gidilmesi, görülmesi gereken bir oyun. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına yarın 7.30'da sizlerle tekrar buluşana kadar mutlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Cem TV ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.